Subhanallah. Allah'ı bütün eksikliklerden tenzih ederim. Allah'ı bütün eksikliklerden tenzih ederim. Böyle bir olay oldu ki, yani yine hayretler içinde kaldım. Yüceliğine, kudretine hayranlıkla tanık oldum. Nedir o olay? Evet, uzun süredir kıvrandığım, ta ki o Kadir gecesinde ruh ve meleklerin ruhla indiği, her hayırlı iş için indiği, Allah'ın da kullarından dilediği kimsenin üzerine, Mümin suresinde ayetinde söylediği üzere, buluşma gününü, kavuşma gününü, dehşetini haber vermek için kullarından dilediği kimsenin üzerine melekler ruh ile indirir. O geceden itibaren tamamen bir çıkmazın, nasıl bu konuya bir yol bulup da açacağımı düşünürken, tek gerçek büyük ezan şahittir, tek gerçek büyük Allah'tır diyen ezan şahittir, Allah'ın kudretine tanıklık ettim. Bugün daha demin yemek yedik. Kardeşim, birader büyük, 2 yaş büyük, ben bir de annem. Zaten uzun süredir boğuşma, yani didişme içerisindeyiz. Ve ben Allah'a sürekli dua ettiğim konulardan biri, Rabbim beni emin kıl, sadece senin adına tek bir söz yanlış konuşmaktan sana sığınıyorum ve konuyu kolaylık rahmetinden sen açıklığa kavuştur diye Rabbime niyaz ettim. Şükürler olsun Rabbim, işiten ve bilen, gören Rabbim, duamı karşılık verdiğine tanıklık ettim yani. Neyse, kardeşim, annem resmen konu dağıldı ve benim söylemekte o kadar zorlanacağım şeyleri adeta kendileri ortama söyletmiş oldular. Ve en son annem dedi, mehdiliğini ilan etti. Dedim, hayır, siz ilan ettiniz. Yani son peygamber, Allah'ın rahmetinden gönderdiği bütün insanlara Kur'an'ı açıklayacak biznillah ile son Resul, Hateme Nebi der. Uyarı, Resul'ün görevi uyarmaktır. Allah'ın hakikatlerini, ayetlerini alıp götürmektir. Bir de bunun iki boyutu var. Risalet boyutu vardır. Risalet alan Resul, yani nebilikle beraber bu işi yapanlar. Bu peygamber Türkçesiyle söylediğimiz konuma girer. Muhammed, Ahmet'i müjdelediği, soyumdan gelecek dediği, beytimden gelecek kişi dediği kişinin ta kendisidir son. Hateme Nebi, Allah'ın rahmeti. Zaten o ayeti takla attırmayanlar, Muhammed'in hiçbir erkek çocuğu yoktur. Onun üzerinden Allah bir işaret verir, kesin bir işaret. Onun öncesinde bir sürü olay yaşanır ama onların hepsi Allah'ın Kur'an'a hikmetinden bir örtü koyması, koyma ilimlerinden bir tanesidir. Ve gerçek zaten ortaya çıkacaktır ve Kur'an'ın inşallah ki müjdelediği kitapla beraber, delillerle beraber vakit yaklaşmıştır. Muhammed Raşit Yılmaz'ı görüşmek üzere. Evet, o zaman geldi. Allah'ın rahmeti bütün iman edenlerin üzerine olsun. Ben Allah'ın hepinize müjdelediği Muhammed Ahmet üzerinden ve Kur'an'ı hepinize ulaşacağı, herkese açıklayacak kişi, Allah tarafından ruhla desteklenen bütün hepimize Allah'ın rahmetinden bir uyarıcı ve müjdeciyim. Ben sadık, güvenilir bir öğüt verenim. Bütün söylediklerime, yaptıklarıma, hele ruhla, imanla tanıştıktan sonra İslam adına yaptıklarıma bakın. Söylediklerime, Allah dini adına. Sonra düşünün, hemen karar vermeyin. Bir sürü ön kalıplar sizi tutabilir, sizi yorabilir, sizi çekebilir. Sakın onlara kanmayın. Sadece hakikatle, delilere değil, delillere bakın. Övgü Rahman'adır.